Arkadaşlar merhaba, ben Mehmet Duyan. Yepyeni bir projeyle tekrar karşınızdayım. Bu projemizde bomba görünümlü bir dijital saat yapacağız. Tek işlevi dijital bir saat olması. Bunun dışında tabii ki başka bir işlevi yok. Öncelikle gerekli olan materyallerimizi tanıyalım. Gerekli olan materyallerimizin başında tabii ki Arduino Nano'muz geliyor. Ben yine klon kullanmayı tercih ettim. Arzu edenler orijinal Arduino'da kullanabilirler. Bir adet de dörtlü anot görüntüleme cihazı. Bunlar 7 segmentli görüntüleme cihazı olarak da geçiyor. Farklı renkleri mevcut. Ben kırmızı olanı tercih ettim. Mavisi, yeşili, sarısı vesaire çeşitleri tabii ki de var. Diğer materyalimiz RTG modül. Bu gerçek zamanlı bir saat modülü. Şu şekilde arkasında pil muhafaza yeri de var. Tabii ki bunun çalışması için bir adet CR2032 model bir pilimiz var. 3 voltluk. Üçlü pil yuvası, kalem pil yuvası ve tabii ki de 3 tane kalem pil AA 1.5 voltluk. Ve tabii ki jumper kablolarımız. Bunları da yine kullanacağız. Şu şekilde tek butonlar dediğimiz minik butonlardan almanız lazım. En az 3 tane yedekli alırsanız daha iyi olur. Bozulma ihtimaline karşı şu şekilde. Bir de PCB plaka lazım. Çift taraflı olursa daha iyi. Benim elimde bir tane tek taraflı vardı. Bunu kullanacağım. İhtiyacım olan kadarını kullanıp diğer kısımlarını kesebilirim. Ben bütün materyallerin kodlarını ve linklerini açıklama kısmını bırakacağım. Oradan detaylı bilgi ulaşabilirsiniz. Şimdi montaja başlayalım. Montaj işlemi tamam. Sistem gayet düzgün çalışıyor. İçine kodunu da attım. Gördüğünüz gibi şu an güncel saati gösteriyor. Şuradaki tuşlardan saati ayarlayabiliyoruz. Lehimleme işlemine başlayabiliriz. Evet, lehimleme işlemini bitirdik. Şu şekilde oldu görüntüsü. Bütün kabloları önde göstermeyi tercih etmedim. Çok fazla kablo kalabalığı olacaktı. O yüzden birkaç kabloyu ön aldım. Özellikle tuşları ve RTG modülün kablolarını ön aldım daha az oldukları için. Pillerimi ben lehimlemedim. Çünkü Arduino'nun USB'si ile kullanmayı istiyorum. Pil çok uzun ömürlü olmuyor Arduino'ya da güç verdiği için. O yüzden sıradan bir cep telefonu adaptörüyle şu şekilde Arduino'nun mini USB girişine takarak saati kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde prizli kullanacağım saati. O yüzden pil lehimlemeyi tercih etmedim. Ama elektrikler gittiğinde de ben saati görebileyim istiyorsanız, o esnada da saat çalışmaya devam etsin istiyorsanız, üçlü pil yuvasını da bu sisteme lehimleyebilirsiniz. Şu şekilde bakalım çalışacak mı? Deneyelim hemen.
Evet, gördüğünüz gibi şu an her şey gayet düzgün çalışıyor. Artıcı modülü şu şekilde çıkarılabilir olarak buraya monte ettim. Üzerindeki pilden dolayı ola ki pil bittiğinde rahatlıkla bunu buradan çıkartıp pilini değiştirebileyim. Siz de bu şekilde yaparsınız, daha sonra pil değiştirmek için uğraşmazsınız. Çok çabuk bitecek bir pil değil ama yine de illaki bir süre sonra bitecek. Evet, saatimiz bitti. Artık buna bomba görüntüsü vermeye geldi sıra. Tabii ki siz o şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Dijital saati yaptıktan sonra istediğiniz görüntüyü verebilirsiniz. Ben videonun başında söylediğim gibi bomba görüntüsü vermek istediğim için ona göre hazırlıklar yapmaya başlayacağım. Şimdi ona geçebiliriz. Arkadaşlar, bomba için ben şu şekilde 20'lik kemik su borularından aldım. Bu boruları 20'şer santim olarak 7 parça keseceğim. Bombayı yapma işleminde kullanacağım. Bu kesme işlemini de atölyemde gerçekleştireceğim. Ben aslında kuyumculuk teknolojisi öğretmeniyim. Burası da benim çalıştığım atölyem. Burada insanlara temel kuyumculuk bilgileri veriyoruz, eğitimler veriyoruz. İsterseniz kısa bir atölye turu yapalım, ondan sonra kesme işlemine başlayalım. Evet, borularımı kestim. Şu an elimde 7 tane 20 santimlik su borum var. Şimdi bunlara dinamit görüntüsü verebilmek için üzerine kaplama yapacağım. Ben kaplama yapmak için şu kırtasiyelerden bulabileceğiniz standart saman kağıt zarflardan aldım. Bunların bir tanesiyle 3-4 taneyi kaplayabilmeyi düşünüyorum. Benim dinamitlerim sarı renkli olacak. Tabii siz istediğiniz renkte kaplamakta özgürsünüz. İster kırmızı, ister kahverengi, ister daha soluk bir sarı renk tercih edebilirsiniz. Şimdi kaplama işlemine geçelim. Bakalım dinamitlerimiz nasıl olacak. Evet, sonunda dinamitlerim de hazır hale geldi. Şu şekilde dinamitleri kapladıktan sonra saman kağıdıyla birbirlerine yapıştırdım. Ve bir taraftan her birinin uç kısmına fünye şekli olması açısından birer tane jumper kablo yapıştırdım. Şimdi artık saatimi dinamitlerin üzerine yapıştırma işlemine geçeceğim. Sonra da saatim hazır. Sonunda saatimizi bitirdik. Son görüntüsü bu şekilde oldu. Dinamitlerden çıkan jumper kabloları Arduino'nun üzerindeki ICSP piline sabitledim. Bunların hiçbir işlevi yok. Sadece dinamitlerle saat düzeni arasında bir bağlantı varmış gibi görünsün istediğim için bu şekilde ayarladım.
saatin üzerinde 3 adet tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu tuşlar sırasıyla saat, dakika ve ayar tuşları. Saati ayarlamak için ayar tuşuna basılı tutup önce saati, daha sonra da dakikayı aradıktan sonra ayar tuşundan parmağımızı çekiyoruz. Bu şekilde saat ayarlanmış oluyor. Daha önce de söylediğim gibi ben saati pille kullanmayı tercih etmedim. Çünkü pil çok uzun ömürlü olmuyor. Çabucak bitiyor. Peki güç kesildiğinde ne oluyor? Şu şekilde örnek verecek olursam, güç kesildiğinde saat tabii ki de kapanıyor. Tekrar güç geldiğinde arkadaşlar, saatim elektrik kesildiğindeki zamanda değil, olması gerektiği zamandan devam ediyor. Yani tekrar saatinizi ayarlamanıza gerek yok. Bu da RTG modülü üzerindeki pil sayesinde oluyor. Saat nerede kaldığını hatırlayıp olması gerektiği zamandan devam ediyor. Şu şekilde saatin altına 2 adet vida bağladım. Bu da saati görmek istediğim açıyı ayarlayabilmek için. Örneğin biraz daha aşağıya baksın istiyorsam bu vidaları sıkıyorum. Daha yukarı baksın istiyorsam vidaları gevşetiyorum. Bu şekilde saatin yönünü, açısını ayarlamış oluyorum. Koyduğunuz yere göre bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Aksi takdirde altıgen bir yapıya sahip olduğu için koyduğunuzda çok net ayarlanabilir bir konum elde edemiyorsunuz. İlla ki bir ince ayar istiyor. O yüzden bu şekilde siz de 2 adet vidayla bu sorunu çözebilirsiniz. Bir projenin daha sonuna geldik. Bunun gibi projeleri görmek ve kaçırmamak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Tekrar başka projelerde görüşmek üzere.